Herkese merhaba arkadaşlar. Teknik bir arıza sebebiyle silinen videomun ikinci bölümü olan Raid bölümünü şimdi çekeceğim. Bugünkü pasımı kullanarak bir raid yapayım diyorum. Daha önceden Regice aldım. Şimdi Kuyurem raidi var, ona gireceğim. Raidler ana başlık altında ayırırsak iki ayrı raidimiz var. Birisi Mega Raidler, bir tanesi de normal Pokemon raidleri. Normal Pokemon raidleri de 1 yıldızdan başlıyor, 5 yıldıza kadar. 1T, 2T, 3T, 4T, 5T diye de bahsedebilirler. 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız diyerek de bahsedilebilir. Şu an mesela 5 yıldız bir raid var yakınımda ama yumurta halinde. Şu an çatlamamış. Yumurtadan çıkmasına 12 dakika var. 5 yıldızlı, 5T'li bir raid. Yani şu dönemde Kuyurem. Dönem dönem değişiyor ve Niantic bunu duyuruyor hangi Pokemon'lar geleceğine. Kuyurem bittiğinde yeni yılda Ho-Oh gelecek, bir hafta boyunca Ho-Oh çıkacak 5T raidlerde. İşte 3T, pardon, buradan değil, şuradan raid. Mesela şurada bir yıldızlı raid varmış. Bu da Espur. Her dönem değişiyor bu da. Espur gidecek, yerine başkası gelecek. 3755 CP'si var. Bunu normal bir hesapla alabilirsiniz. Biraz daha geliştirirseniz hesabınızı. Tabii ben şu an hiç Pokemon yakalamadım, geliştirmedim, alamam ama normalde 11 level bir hesap bunu tek başına alabilir. 2 TL veya 2 yıldız diyorum ben. 2 yıldız raidlerde de kolaylıkla alabilirsiniz tek başınıza. 3 yıldızlar biraz zorlaşmaya başlıyor. Biraz daha ileri level olmanız lazım. Pokemonlarınızın daha iyi olması lazım. 4 yıldız zaten tek başına alamazsınız. 5 yıldız da mümkün değil alabilmeniz için. Toplu bir yere, bir raid'e başvurmanız lazım. Oyuna girdiğimde yeniden bir gelen arkadaşlık davetlerini görüyorum ve buddy'min de yiyecek ihtiyacı olduğunu görüyorum. Hemen buddy'mi ilişkimizin ilerlemesi için Quick Treat'ten beslemesini yapayım. Hızlıca nanapberi vereyim, muz. Ben isimleriyle çok kullanmıyorum. Muz diyorum, ananas diyorum. Ananasın hatta isminin ne olduğunu da bilmiyorum. Bu muz ne yapıyordu? Pokemon'a yakalama ekranında Pokemon'a verdiğinizde hareketini kısıtlıyor. Yakalama oranınızı, topu denk getirme oranınızı biraz artırmaya yarıyor. Ananas ne işe yarıyor? Şeker şu an bende yok ama bir Pokemon yakaladığında 3 şeker veriyorsa ananas verirseniz 2 katı şeker alıyorsunuz. Ananas şeker kazanmak için. Arkadaşlık, 3 tane arkadaşlık isteği gelmiş. Bunları da kabul edeyim hemen. Soğut bana girmeyeyim burada. Çünkü raid'e gideceğim. Raid'e nereden yapıyoruz? Eğer bir topluluğunuz yoksa, arkadaşlarınızla haberleşip bir raid'e gitmiyorsanız ben Discord kullanıyorum. Çeşitli platformlar var raid konumu alabileceğiniz. Bana en kolay Discord geliyor. Bu benim aldığım Discord konumları, konum aldığım Discord kanallarının linklerini açıklama kısmında, videomun açıklama kısmında yer veririm. Siz de daha önce de vermiştim zaten. Ama yeni, ilk defa bu videoyu izleyenler için tekrar vereyim. Oradan raid konumlarını görebilirsiniz. Hemen Discord'a geçeyim. Nasıl konum alacağım ona bakalım. Discord'da 3 tane ayrı kanal takip ediyorum. Bunlardan 2 tanesinin raidlerine giriyorum. Şu birincisi Poke Express. Burada arkadaşlar destek atıyor. Destek istiyorlar. Bize destek atıyoruz. Mesela en son 22 geçe bir tanesi Kuyurem. Kuyurem için destek istemiş. Nerede? İşte Rusya gibi bir yer herhalde. Aşağıda ülkenin konuma göre bayrağı atıyor. Soğutmana da dikkat ederek bunlara gidip destek atabilirsiniz. Kalabalık oluyorlar. İşte toplanıyor birkaç kişi bu Discord'u takip edenler. Kalabalık oluyor. Rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Başlangıç levelde dahi olsanız. Ama bu her zaman olmuyor. Mesela 15.57'de olmuş. Daha sonra 16.22. Şu an ben buna gitsem bulamayacağım muhtemelen. Ya raid bitti ya kimse olmayacak. Yayınlandığı zamana yakın saatlerde gitmeniz gerekiyor ki gidince bulasınız. Waiter Boss'tan bahsedeyim. Boss'lu olunca ne oluyor? Boss'lu bir raid'e girerseniz yakalayacağınız, karşınıza çıkacak legendary Pokemon 25 level oluyor. Boss yoksa 20 level. Yani CP ve level farkı oluyor. Boss nedir? Şu an mesela Kuyurem ne? Çelik tipi bir Pokemon. Çelik tipi ve ejder. Yani rüzgarlı bir hava sahasında ya da buzlu bir hava sahasında Kuyurem raid'ine girerseniz karşısında çıkacak Kuyurem 25 level oluyor.
normal güneşli vesaire bu Pokemon'un tipine uymayan bir hava durumunda çıkarsanız 20 level Kyurem yakalama şansınız oluyor. CP'si daha düşük. Water Boss'un bosslu Pokemon'un esprisi de bu. Bosslu olunca leveli yüksek oluyor karşınıza çıkan Pokemon'un. Burasını pek yani bosslu yayınlanıyor burada ama geç yayınlanıyor. Bunu beklemektense diğer raid'e gireyim. Burada otomatik bot şeklinde yayınlanıyor. Hatta 35 geçe şu an bir tane yayınlanmış. Hemen buna gidelim. Bu bosslu değil. 20 level bir Pokemon alacağız. Pokemon'a geçiyoruz hemen. Konumu yapıştıracağız. Uzun süre Pokemon Go'dan çıkınca benim böyle oluyor. Yeniden sıfırdan giriyor. Hemen o gidene kadar şuraya teleporttan konumu yapıştırayım. Ve oyuna girdiğinde oradan girsin. 120 dakika beklemem gerekiyor. Buna dikkat etmeliyiz. 120 dakika soft ban var. Ben bayağıdır oynamıyorum zaten. Buna girebilirim yani şu an. Oyunun açılmasını bekleyeceğim. Açıldığında o GM'in dibinde başlayacak. Konumu yapıştırdığım yerde başlayacak. Konumu nasıl kopyalıyoruz? Discord'dan üzerine basılı tutuyoruz konum yerine. Kopyala, metni kopyala diyerek buraya gelip yapıştırıyoruz. Hemen fazla geç kalmadan raid'e gireyim. Bakalım kaç kişi varmış. 20 kişi en fazla olabiliyor. Şu an 1 kişi var. Şu 24-30'dan geriye sayıyor şu an. Bu Pokemon'un bu GM'den gitme süresi. 24 dakika sonra buradan gidecekmiş. 24 dakikaya kadar toplanmamız lazım. 2 kişi oldu. Şu turuncu renk olunca free pass'ımız oluyor. Günlük pass'ımız. Yeşil olursa premium parayla alınan, Poke parayla alınan pas oluyor. Bunu atalım bakalım. Sayı artabilir her an. Çıkma şeyimiz var. Eskiden attığımızda çıkamıyorduk. Çıksak da softbandan sayıyordu, işlemden sayıyordu. Ama şu an girdik. Raid başlamadan çıkarsam, şurada quit yazıyor sol üstte. Oraya basarak çıkarsam hem pasımı harcamış olmuyorum, pasımı geri veriyor. Hem de softbana düşmüş olmuyorum. Bu yeni güncellemede, pandemi sürecinde yaptıkları Niantic'in güncellemesi. Şuradan arkadaş daveti yapabiliyorum. Hemen varsa şöyle online arkadaşlarıma davet edeyim, belki gelirler. Dizlerlersin ve Neoclast mıydı? Hızlı basınca göremedim. Hızlı olmamız lazım tabi. Hemen bir an önce seçmem lazım. Süre azalıyor. 20 saniyenin altına düştüğünde, şu yukarıda sayan o raid'e girme süremiz. 20 saniyenin altına düştüğünde davet edemiyorum kimseyi. Davetime de çabucak gelmeleri gerekiyor. Onlara ekrana davet düştüğünde tıklayıp bu GM'e gelecekler ve pas atmaları lazım. Benim davetime girebilmeleri için de remote pass olması lazım. Parayla alınan remote pass. Bu az önce bahsettiğim iki pass dışında. 7 kişiyi almamız zorlaşabilir. Gerçi 40 leveller var. Ben 11 levelim. Beni adamdan saymayın. Düzgün Pokemon'um da yok. 8 kişi olduk. 20 kişi falan oluyor genelde. Saatleri önemli. Sabah saatlerinde ve öğlen saatlerinde 20 kişiyi rahat buluruz. Şu süre dolmadan çıkmam lazım. Soğut bana düşmek istemiyorsam bu süre dolmadan çıkmam lazım. 8 kişi alabilir miyiz? Tam emin değilim ama 9 olduk. Artık deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. 9 kişiye girdik. Davet ettiklerim geldi mi? Onları göremedim. Regice varmış. Önce onunla saldıracağım. Regice'ı dün almıştım. Artık girdik. Pasımızı harcamış olduk. Şu an çıkarsak gene çıkabiliriz. Quick yukarıda Regice'ın altında yazıyor. Ona basarak çıkabiliriz ama çıkarsak pasımız yanmış oluyor. Tekrar girmemiz lazım. Pasımızı yakmak istemiyorsak bu ekrana gelmeden, o süre sıfıra gelmeden çıkmamız gerekiyor. Şu ben Focus Blast yazıyor ya, onun üstündeki şu an Body Slam yazıyor. Onun üstünden basıyorum. Neden? Şurada bastığım, yukarıda bastığım normal first atak vuruyor, ilk atağı. Şurası ikinci atak. Altta dolan şey ikinci atak. Ben o dolduğunda direkt vurması için onun üzerinden basıyorum. O dolduğunda direkt zaten onu vuruyor. Pokemonlarım dayanıksız, çabuk ölecekler. Ama alacağız gibi. Yukarıda şu an yazan 242-41 bu. Bu savaş süresi. Bu süre bitmeden Kyurem'i indirmemiz lazım. Kyurem'in enerjisini görüyorsunuz zaten üstünde. Yaralamak üzereyiz şu an. Ve muhtemelen yaralandı. Alırız, rahat alacağız. Süremiz de çeyrek gitti daha, dörtte biri. Dörtte bir de yaraladık. Şu Kyurem'in enerjisi sarıya düştüğünde yaralanmış oluyor. Yarının altına düştü. Kırmızı renge düştükten sonra da çeyrek canı kalmış oluyor. Öyle takip edebiliriz. Muhtemelen Pokemon'un bitti. Evet.
Pokemon, bütün Pokemon'umuz ölürse 6 Pokemon'a girebiliyoruz raid'e. Pokemon'larımız öldüğünde bizi bu ekrana atıyor. Bu ekranda yeni Pokemon'lar eklendi şu an canlı. Diğerlerini doldurmak istiyorsam items'e tıklıyorum yukarıda Quick'in yanında. Canlandırıyorum onları. Canlandırdıktan sonra tekrardan onları seçmem lazım yalnız aşağıdan. Ama ben seçmeyeceğim. Zaten pek bir esprisi kalmıyor. Süper potion vereyim. Muhtemelen yetmeyecek. Biraz Pokestop çevirmem lazım. Potion bitti. Son potionumu da kullandım. Tekrar Pokemon değiştireceksek Pokemon bir tanesine tıklayıp buradan seçiyoruz tekrar Pokemon'ları. Don diyerek çıkıyoruz. Rejoin Battle diyerek tekrar savaş sahnesine geri dönüyoruz. Daha indirememişler. Regice'la biraz vurayım. Çoğu zaman ben mesela Regice'ı aldığımda 20 kişi girmiştik. Ben ilk 6 Pokemon'um öldüğünde can verme ekranına geldiğimde o ara zaten indirmişlerdi. Bana direkt kazandığın ekranı geldi. Şu anda artık Quirren bitti. CP'si düşüyor. Normal seviyeye geliyor. Yakalanma ekranına geçecek birazdan. İnşallah yakalarız. Level'im düşük olduğu için 7 altın beri verdi. 6 tane kendi şeker verdi. 1000 Stardust. Revive verdi. 10.000 XP aldım. Ve yakalamam için bu 11 top verdi. Bu topu sadece şimdi kullanabiliyorum. Atıyorum bir tane attım yakaladım. 10 tane kaldı. Bu item çantama gelmiyor. Sadece şu an kullanacağım. Kullandığımı kullanıyorum. Kalan kalıyor. Yanıyor yani. 11 topta Quirren'i yakalamam lazım. Level 20 level 84 IV bir Quirren geldi. CP'si yüksek olduğu için benim levelim düşük olduğu için şu an göstermiyor. Ama levelim ilerlediğinde gösterecek. Bunu yakalamak için Golden Raspberry verirsem yakalama oranı yükseliyor ama 7 tane var. 11 Poketop var. O 7'sini sona bırakacağım. Normal Raspberry veriyorum ve Pokemon'umun tam böyle saldırısının sonunda topu atmaya çalışacağım. Saldırdı. Topu atıyorum. Grid attım. Şunu Excellent olarak ayarlayayım sadece. Setting'e giriyorum. Nice ve Grid'i kaldırıyorum. Her attığım top Excellent atacak. Bu PG Sharp'ın güzel bir özelliği. Excellent yakalamak için Excellent atmak lazım zaten. Excellent harici atmak biraz zor yakalattırır Quirren'i. Bakalım saldırmasını bekliyorum. Saldırdı. Atıyorum. Escaped dedi. Tekrar çıkacak. Bu şekilde yakalamaya çalışacağım. Muhtemelen yakalayamayabilirim. Regice'ı tam şansıma yakalamıştım geçen. Atarken böyle dönüyor bazen top, ona dikkat edin. Ya da direkt döndürerek atın garanti olsun diye, şöyle çevirip siz çevirin atın. Topunuz kendisi dönmesin. Bazen böyle düz atarken hafif bir meyil verdirtirseniz parmağınızla dönüp gidiyor top. O yüzden o riske girmek istemiyorsanız kendiniz döndürüp atın. Ben tekrar düz deneyeyim bakalım. 7 topum kalmış. 7 tane de Raspberry'm vardı. Golden Raspberry. Bundan sonra Golden veririm. Şu itemden bir tane verebiliyorsunuz. Mesela bir verdim ya, tekrar verirsem kabul etmeyecek. Yukarıda hata diyor. Bir tane item verdim zaten. Saldırdı. Topu attım. Excellent ve yeniden çıktı. Çok yakalayacağımı zannetmiyorum zaten ama atayım hem heyecan olsun hem de Golden vereyim. XP alacağım. Saldırdı. Attım. Escaped. Az daha yakalıyorum zannettim ya. Bu Quirren'i de yakalarsam bunu da karşılıksız vereceğim. Gene Golden Raz vereyim. Saldır dostum. Evet. Yine çıktı. Tekrar 4 topum kaldı. 4 topun sonunda eğer yine yakalayamazsam uçup gidiyor. Yine çıktı. Tekrar Raspberry. Şu an yetişemem, zıplayabilir. Çok zıplayan bir Pokemon. Bekleyeceğim tam saldırmasını. Evet, sonunda atıyorum. Ve yakaladım. İnanılmaz. Hiç ummuyordum ama yakaladım. Bir Quirren'im oldu. 2 legenderim var. Evet, raid de bu şekilde oluyor. Şimdi raid'i bu şekilde gösterdim. Davet nasıl atılır onu gösterdim. Ve bu arada 13 level oldum. 11'den 13'e çıktı direkt. Ödüllerim de bunlar. 13 level up.
Bundan sonraki videomda da bir arkadaşımla ayarlayayım. Beni takip eden bir arkadaşımla zaman haberleşelim. O an o bana davet atsın ya da ben ona davet atayım, o gelsin. Diğer paslar nasıl kullanılıyor onu anlatayım. Ama o pası kullanmak için önce şey lazım bana, Pokepara lazım. Pokepara biriktirdikten sonra bakarız. Neyse, raid bu şekilde oluyor. Karakterimi yürüteyim. 167 devam et. Pokestop çevireyim biraz. Potion falan kalmadı. Hemen bir kuyremime bakayım. Kuyrem 2002'lik. PG Sharp kullanıyorsanız açıklama kısmında verdiğim linklerden, Discord kanallarından kolaylıkla konum elde edip gidip hiç tanımadığınız kişilerle birlikte raid yapabilirsiniz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Raid hakkında bilgi vermiş oldum. İlk raidimizi yaptık. Görsel olarak ilk raidimizi yaptık. Benim ikinci aslında ama Free Pass'ı kullandık, bugünkü Free Pass'ımızı. Bunlar hakkında bilgi vermiş oldum. Herkese teşekkür ediyorum. Videomu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız hala lütfen abone olun. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.